Ha, şimdi şunun ispatına bakalım. Yani şeyi tekrar göstereyim. HD bir tane homotopi, başladığı fonksiyon identity, nerede bitiyor bilmiyoruz ama şunu sağlıyor. Homotopinin her adımında A'yı A'ya gönderiyor. A bir alt uzay. Ve homotopinin son adımında da A'yı tek bir noktaya gönderiyor. Yani bir yerde A'yı büzüyor tek bir noktaya. Kendi içinde bir noktaya büzüyor. O zaman iddiamız şu. Bu projection map, yani quotient map, A'ya bölüyorum. Bu map homotopik loss'tır. Şimdi ilk önce şunu söyleyeceğiz. Şimdi H1A diyelim ki bu bir tane nokta. A sıfır olsun A'nın içinde. Böyle olduğu için implies there is a map. Yani continuous map tabii ki. Q x bölü a'dan x'e such that Q composition P is H1. Şunu isterseniz bir resimle görelim. Şimdi X'ten X'e map'im var. Bu homotopinin son adımı olsun H1. Şuradan şuraya da P map'imiz var. X'i A'ya bölmüşüm. Quotient map. Şuna bakıyoruz. Buradan buraya bu diyagramı komutatif yapacak şekilde map var mı? Bunun olması için ne lazım? Bunun well-defined olması için. A'nın dışında her şeyin zaten yukarıda unique bir reprezentatifi var. Değil mi? Her bir noktanın burada quotient'ta sadece A'yı bir tek noktaya büzdüm. Diğer bütün noktaların denklik sınıflarında tek bir nokta var. Dolayısıyla bu map'in şey olması için, exist etmesi için H'in, H1'ın bu map'in fiber'larında constant olması lazım. Yani burada bir nokta alacağım. Onun pre-image'ine bakacağım. Pre-image'deki şeylerin burada tek bir noktaya gitmesi lazım ki bu denklik sınıfını da oraya göndereyim. Bu da well-defined olsun. A'nın dışından bir nokta aldığınızda onun pre-image'inde zaten tek nokta var. Dolayısıyla sorun yok. Tek sorun A'nın burada represent ettiği equivalence class'ın ters görüntüsünde onu olacak. Ama onun ters görüntüsü A ve H1 orada constant. Onu da tek bir noktaya götürüyor. Dolayısıyla buradaki A'nın denklik sınıfını da o noktaya götürürsem well-defined bir map olur. Dolayısıyla burada well-defined bir map'im var, Q. Ve bu Q map'i de continuous. Neden? Çünkü kompozisyon H1'a eşit. H1 homotopinin son ayağı continuous. Dolayısıyla bu da continuous bir map. Dolayısıyla böyle bir Q map'i var. Tamam mı? Bu yani quotient uzay olmanın şeyi gerektirdiği bir şey. Evet, universal. Evet. Fiber'de constant. Güzel tarafı bunun continuity'si bedavaya geliyor. Yani bu continuous olduğu için otomatikman geliyor. Tamam mı? Bazen bu şeylerde bedavacılık iyi oluyor yani. Çünkü genelde quotient uzaylar hani uğraşması zor nesnelerdir. Şimdi assumption'ımız ne? Assumption'ımız yani bu H1 tabii ki H0'ya homotopik değil mi? Yani homotopinin ayağı.
H1 is homotopic to H0. H0, which is identity of X by assumption. O zaman şu map'e bakalım. Then P kompozisyon HT X'ten X bölü A'ya giden bir map. Bu factorizes over P and gives KT X bölü A'dan X bölü A'ya such that KT kompozisyon P composition HT. Şimdi ilk önce bunu anlayalım. P composition HT'ye bakıyoruz. Şimdi HT nedir? HT X'ten X'e giden map'imiz. Daha doğrusu X cross A'dan X cross A'ya gidiyor. İsterseniz bunu şöyle yazayım. Yani HT burası. Şuradan da şuraya X bölü A'ya P map'imiz var. Ha, anladım. Şimdi bakın, bunun içinde şuradan da şuraya şimdi X bölü A'ya tekrar şu map'imiz var, quotient map'imiz var. Şuna bakmak istiyorum. Şu tek bir map, buradan buraya map var mı? Tamam mı? Aynı şey. Bunun olması için ne lazım? Bu kompozisyonun, bu fonksiyonun fiberlarında constant olması lazım. O da ne demek? Yine aynı şey. Sadece A'nın denklik sınıfının fiber'ında hani üzerindeki nesneye bakmak yeterli. Çünkü diğerlerinin üzerinde tek bir nokta var. A'nın denklik sınıfının üzerinde de sadece A var. A kümesi burada nereye gidiyor? HT A'yı A'ya gönderiyor da o önemli bir şey. Burada yani A'nın denklik sınıfı tek bir nokta. Bu denklik sınıfın üzerinde A'nın kendisi var. Ama HT de A'yı A'nın içine gönderiyor. Ve A da burada yine tek bir noktaya gidiyor. Dolayısıyla bu fonksiyonun fiberlarında bu kompozisyon gene constant. Dolayısıyla buradan buraya bir map var. Bu map nedir? Her T için bir tane map var. Dolayısıyla burada KT diye bir map'im var. Çünkü her T için bir tane var. Dolayısıyla bir yine homotopi var. Peki, dolayısıyla işte bu KT var ve bu diagram komutatif. Yani P composition KT, HT composition P'ye eşit. Tamam mı? Gene universal property, başka bir şey değil. Efendim? Şimdi bu continuous mu? Continuous neden? Çünkü şöyle yazayım. HT, pardon, KT is continuous
by proposition 2.1.6. Yani şundan, bu da bir quotient map. Aslında hani buna P dedim ama bu bunu I cross, X cross I diye yazabilirim. Bu da X cross, pardon, X bölü A çarpı I. Yani aslında burada homotopiler var. Homotopi üzerinde map'im var. Ama şunu biliyorum. Bir quotient map'i identity interval'la product edip P cross identity'ye bakarsanız onun da quotient olduğunu biliyoruz. Quotient map olduğunu. 2.1.6 proposition'ı onu söylüyordu. O zaman şimdi K0 dediğimiz şey nedir? K0. K0 composition P. P composition H0. H0 identity idi. Identity X. Dolayısıyla bu P'ye eşit. O zaman K0'da identity olacak. Çünkü buradan K0'da identity of X over A olacak. Yok, şöyle yazıyoruz. Evet. Değil mi? K0 composition P P'ye eşitse o zaman K0 identity fonksiyonu olmak zorunda. Dolayısıyla da and H K1'da nedir? K1 zaten bizim istediğimiz mapimizdi. K1 P composition Q'ydu. K1, bir dakika şöyle diyeyim. K1 kompozisyon P. P kompozisyon H1. H1 dediğimiz şey Q kompozisyon P. P kompozisyon Q kompozisyon P. Yani şunu söylemek istiyoruz. Buradan K1 P kompozisyon Q. K1 T eşittir 1 anındaki mapimiz. Q neydi? Ha, X bölü ha, şunları cancel edebilirim. Tamam. O zaman şunu elde etmiş olduk. K composition P bu fonksiyon identity fonksiyonu homotopik. Dolayısıyla da şey, evet. Bu K1 bir homotopi equals. Şunu söylüyor. Şu nesne şöyle gelir. Yani bu P'den factorize over P dedi quotient'a iner. Evet. Yani söylediği şey bu map quotient'a iner aslında. Tamam. Şeyle aynı. Aslında hani o universal property'ye denk geliyor. Başka bir şey değil.
Eğer A contractible bir subspace ise değil mi? O bir şey, daha doğrusu şeyse, subkompleksse mesela A. Evet, ondan biraz daha kuvvetli. Evet. Neyse, şurayı sileyim. H yok. Yani şöyle, bunlar farklı uzaylarda tanımlı nesneler. Ama şey olarak mı diyorsun? Hani bu uzaylar homotopi equivalent. O zaman hani H top kategorisinde aynı şeye mi denk geliyorlar? O doğru olabilir. Ama hani şey olarak bunlara, yani topolojik kategoride bakarsak bir kere tanımlandıkları yerler farklı olduğu için homotopik diyemeyiz. Ama H top kategorisinde belki dediğin şey doğru olabilir. Yani biraz düşünmem lazım. Direkt. Yani yine de tabii biz orada homotopik demeyiz ona da. Orada belki onlar hatta aynı map'e denk gelecekler. Çünkü uzayları bir göreceğiz. Evet. Şimdi tamamdır. Şimdi section 2.2'de further homotopy notions. Bir x topological space olsun. X0'da bir tane point. O zaman şu ikiliyi bu pair'e, x virgül x0'e pointed space diyoruz. Yani bir tane noktasını seçmiş oluyoruz. X0 noktasına da base point deniyor. Yani bu pointed space'in base point'i. Pointed map var. Mesela elimizde bir x0, y0 diye bir iki uzay olsun. Pointed map dediğimiz x'ten y'ye bir fonksiyon aslında, ama x0 noktasını y0 noktasına götürecek. Tamam mı? Buna pointed map diyoruz. Veya işte base point preserving continuous map. Base point preserving. Niye böyle şeylere hani tanımlamak durumundayız? Zorunluluktan, mesela fundamental grup tarif edeceğiz. Orada bir nokta seçmeniz lazım. Hani başka türlü tarif edemiyorsunuz. O noktada başlayıp o noktada biten loopların işte kümesine bakacağız. Dolayısıyla bir noktayı seçmeniz gerekiyor. Sonra bu tür nesneler arasındaki fonksiyonlara bakacaksanız, o zaman değil mi işte, evet, hani
bu uzaydan başka bir uzay diyorsanız bu noktanın burada bir karşılığı olacak. İşte buradaki fundamental grubu buradakine relate edeceksiniz. Dolayısıyla o base pointleri de taşımanız lazım. Yani o şeyine göre değişebilir de topolojik şöyle hani her base point için fundamental grubu tarif edebilirim. Eğer noktalar arasında şey varsa, path varsa o zaman o şeyler, gruplar izomorfik oluyor. Ama eğer tabii şey yoksa, path yoksa o zaman gruplar değişebilir base point'e bağlı olarak. Şeyin bunların kategorisine de zero diyeceğiz. Yani bu pointed spaces and pointed maps, the category of pointed spaces and pointed maps. Aynı şekilde mesela şundan kastettiğimiz şey de şu olacak. Bütün homotopi class'larına bakmıyoruz da base point preserving eden map'lerin base point'i preserve eden homotopilerine bakıyoruz. Yani kastettiğimiz şey şu. X virgül x0 uzayından y virgül y0 uzayına giden continuous maplerin homotopilerine bakıyorum. Ama şu var, homotopilerin her adımında da x0 noktası y0 noktasına gidiyor. Yani şöyle diyeyim, elimde diyelim ki iki tane fonksiyon var, f ve g diye. Bunlar birbirine homotopik diyeceğim. Yani aynı elemana denk gelecekler burada. Eğer bir tane h varsa h nerede tanımlı olacak? İşte x cross i'da tanımlı olacak. Ama bunun bu fonksiyonun da her adımında x0 noktası y0 noktasına map edecek. Tamam mı? Yani homotopi de base point preserving homotopi olacak. X noktasının görüntüsü homotopi de zaman geçerken değişmeyecek. Tamam mı? Base point'i koruması bir fonksiyonun şey oldukça aslında kuvvetli restriction'lar koyabiliyor şey. Hani o çok masum bir şey değil. Hani fonksiyon base point'i koruyacak şekilde buna homotopiktir derseniz o kuvvetli bir şey koşul. Şurada iki tane factor'dan bahsediyor. Ondan bahsedelim. Alfa diye bir factor var. Topological uzaylardan pointed uzaylara. Burada şey yapıyor. X'i alıyor. X artıya götürüyor. Bundan kastettiği şey de şu. X'ten bir nokta seçmiyorsunuz çünkü o hani seçmek sıkıntılı bir şey. Onun yerine dışarıdan bir nokta ithal ediyorsunuz. X'e bir tane daha nokta koyuyorum, tamam mı? Dışarıdan star diyelim. Dolayısıyla bu uzay aslında bu bir pair yani nedir? X star ve star noktası. X plus ve star noktası. Şöyle. Bir de forgetful functor var. O da
pointed bir uzayın, diyelim ki x0, ne yapıyorsunuz? Noktayı unutuyorsunuz. Tamam mı? Buna da forgetful function. Peki, bunları yapmamızın şöyle şurada şöyle bir duality var. Ya da adjoint alpha and beta are adjoint functors in the sense that şöyle top 0 alpha x y bu kategori şuna izomorfik. Yani şu x bir tane topolojik uzay, y ise pointed uzay olsun. X'e bir nokta ekleyip ondan sonra bu kategoride işte şeye bakarsak evet, morfizmlerine, değil mi? Bu ona denk geliyor. O şundan aynı şey. Noktayı unutun. Y'deki. X'ten işte o Y'ye olan maplere bak. Evet. Disjoint union. Şu izomorfizm mi? Yani şöyle, değil mi? Şuradan şuraya mesela bir tane tamam. Burada kastettiğimiz şey ne? Peki top zero ile ben şey diye anlamıştım. Hani anladım. Tamam, anladım. Evet, tamam. Yani aslında şöyle yazmak lazım. Şöyle. Yani her y için, değil mi? Bu set equals yani, tamam. Y'yi de şey yapabiliriz, boşluk yazabiliriz.
Ama o zaman tabii boşluklar karışma ihtimali var herhalde. O yüzden hangi boşluğa ne koyacağız olayı var. Size bu kadar kategori yeter. Tamam. Okey. Şimdi pointed product'tan bahsedebiliriz. Yani XJ de noktalar bunlar J bir ailenin içinde dolaşmak üzere pointed spaces olsun. Yani bir family of pointed space. O zaman pointed product'tan pointed product veya wedge'den bahsedebiliriz. Wedge diyeyim. Bu önemli bir construction. XJ'lerin wedge'i. Bundan kastettiğimiz şey şu. Disjoint union'ları alıyoruz. XJ'lerin. Ondan sonra da bütün bu şeyleri noktaları bu pointleri, distinguish pointleri, base pointleri tek bir noktaya indiriyorum. Yani şöyle diyeyim. XJ prime'la şey yapıyoruz. Her J J prime olmak üzere. Bütün base pointleri tek bir noktaya indiriyorum. Tamam mı? Disjoint union'u alıyorum. Her birinin bir tane seçilmiş noktası var. O noktalardan hepsini birbirine yapıştırıyorum. Yani buket haline geliyor. Şöyle diyeyim. Hani şöyle uzaylarımız var. Değil mi? Her birinin bir tane distinguished point'i var. Bunların hepsini tek bir noktaya şey yapıyorum. Dolayısıyla elimizde şöyle bir şey oluyor. Bu disjoint union. Bu wedge. Tamam mı? Evet. Buraya kadar gelmişken smash product nedir onu da söyleyeyim. Smash product A virgül A ve B virgül B. Bunlar pointed space'ler olsun. Smash product şöyle tarif ediliyor. Çarpıyorsunuz iki uzayı. Ondan sonra şu alt uzayı tek bir noktaya biziyorsunuz. A çarpı B. Yani nokta. Nokta çarpı B. Bu aslında şey demek,
A çarpı B'yi VC denk geliyor, değil mi? Evet. Yani yaptığınız şey şu. Mesela şöyle söyleyeyim. Şu A olsun. Şu küçük A olsun. Şu B olsun. Bu da küçük B olsun. Nokta. Smash product şu. Bunları bir çarpıyoruz. Çarptığımızda torus elde edeceğiz. Değil mi? A cross B bu. A çarpı B nedir? Bu nokta çarpı bu. Yani şöyle diyeyim. Mesela şöyle bir çember. Şurası B noktası olsun. B'yi A ile çarpıyorum. A şu çember yönü olsun. B de yani A paralel B meridyen olsun. Şu evet. Yani bu kötü bir notasyon da. Şöyle diyeyim. Şu da şöyle. Heh. Şimdi şurası şey. A çarpı B. Bu ise A çarpı B. Tamam mı? Bir nokta çarpı bir çember. Yani şu nokta çarpı bu çember. Sonra bu nokta çarpı bu çember. Sonuçta bu iki tane çember veriyor. Bakarsanız A çarpı B ile A çarpı B aslında bu iki çemberin bir noktada birbirine yapıştırılmış hali. Dolayısıyla o yüzden efendim? Evet. O da şu vece denk geliyor. Evet, bu noktada A virgül B noktası. Smash product ne? Bunları smash edeceğiz. Şunu smash ettiğinizde ilk önce hani şunu smash edeyim. Şu hale gelecek. Değil mi? Yani torustu bu. Şunu tek bir noktaya büzdüm. Şu hale geldi. Şurada ama hala şu nesne de var. Bu şey A cross B. Bunu da tek bir noktaya smeş ediyorsunuz. Bunu yani şu çember gibi de görebilirim. Orada smeş ederseniz bu nesne şeye dönecek. Bunu da smeş ederseniz aslında küreye dönecek. Şu hale gelecek. Yani şey S1 ve bir nokta aldığımızda bunun smash product'ı S1 ve bir başka nokta bu küreye homeomorfik bir şey. Biraz düşünürseniz aslında bu aljebraik topoloji geometride de şeye denk geliyor. Kasp-Spindle curve. Normalde o yani kübik bir curve'ın torusun şeyi dejenere ediyorsunuz. Kaspa dönüşüyor. Geometriciler çok sever onları. Şimdi başka
Evet, şimdi bir şeyi tarif etmek için hani bir öncekini de soruyor. O yüzden şey kullanıyor. Şöyle diyeyim. Pair'lardan bahsedebiliriz. Ha, onu da söyleyeyim. Top two. Bunun Top 1 herhalde top ama top 2 şu. Bu category of pairs of spaces x virgül a şeklinde. A bir tane subspace. Tamam mı? Bunların kategorisi. Tabii ki maplerin de bu kategoride ne olmasını bekleyeceğiz? İşte x virgül a'dan y virgül b'ye continuous map olacak ama a'yı b'nin içine gönderecek. Morfizmlerde böyle nesneler. Tamam mı? X'ten y'ye continuous map ama bu alt uzayı koruyacak. Aslında hani işte nokta koyduğumuz zaman pointed space'in doğal bir genellemesi nokta yerine rastgele subspace'ler alabilirim. Tabii 2'de durmanın bir şeyi yok değil mi? 3, 4 diye gidebilirsiniz. Top 3 ne olacak? Bu sefer de işte yani şöyle şeyler alabilirim. B, A'nın subseti. Bu da X'in subseti. Bunların hepsi aljebraik topolojide hani kullandığımız şeyler olacak. O yüzden hani bunları tarif etmek boşa değil. Onu söyleyeyim. Şimdi bir de X pardon K ve B fixed space'ler olsun. İki tane uzay aldık. Şimdi top K diye bir kategori var. Buna spaces under K diyoruz. Bunun objeleri objeleri şeyler, mapler, K'dan bir X'e. Yani bu kategorinin elemanları K'dan X uzayına topolojik mapler, yani continuous mapler. Morfizmler ne? Morfizmler şeyler f'ler x'ten y'ye continuous maps morfizmlerde bunlar. Peki iki uzay daha doğrusu morfizmler böyle f'ler tarafından üretilen nesneler nasıl? Şöyle diyeyim. Bir tane elimde diyelim ki i var. K'dan X'e. Bu bir obje. K'dan Y'ye de bir başka map var. Diyelim ki J. F'de X'ten Y'ye bir mapse o zaman işte değil mi? Biz K'dan I'ye giden bir fonksiyonu K'dan Y'ye giden bir fonksiyona gönderebiliriz F yardımıyla. Morfizmlerimiz bunlar. Dolayısıyla bu objeden bu objeye gitmiş oluyoruz.
Tamam mı? Buna K-TAP diyor. Bu kategoriye. Evet. K burada fixed olan. Yani bu B'yi şimdi kullanacağız. O da başka kategori. Evet. K'lar identity. Evet. B de şu kategori veriyor. Top B. Bu da spaces above B. Nerede yazdık bunu? Spaces over B, pardon. Yani bu da şöyle nesneler. P'ler X'ten B'ye. Bu bir yerde hani inclusion'ı andırıyor. Bu da şeyi fibration, o yüzden bunu da P ile göstermiş. Objeleri X'ten B'ye fonksiyonlar. Burada K'dan X'e gidiyordu. Burada herhangi bir uzaydan B'ye gidiyoruz. Morfizmleri de yine işte bu sefer F varsa elimizde yine X'ten Y'ye bunun verdiği bir şey var. Bize objeler arasında morfizm var. Nasıl? X'ten diyelim ki B'ye gittik. P ile. Eğer X'ten Y'ye gidiyorsak şurada yine identity, şurada da Q diyelim. O zaman bu bize bir tane işte şu objeden daha doğrusu bu tersine sanki. Yok. Amorphism from tamam evet. Yani yine tabii ki şey Q composition F P'ye eşit. Bunların htop versiyonları da var tabii ki. Şey çevirmeyi unutmuşum. İyi, neyse burada duralım. Bir dahaki ders retraction'dan bahsedeceğim. Ondan sonra da evet devam edeceğiz. Biraz preliminary kısmı uzun oluyor ama yapacak bir şey yok. Efendim?